Bakın değerli izleyicilerimiz, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle boşanma aşamasında olan adam eşinin evinin önünde tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Ve bu kişi sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ise herkesi şok etti. Bakalım ne paylaşmış bu hayatına kasteden. Olay Akköy'de meydana geldi. Zonguldak Ereğli ilçesi Akköy'de. Doğan B. adlı yaklaşık 4 aydır ayrı yaşadığı eşi S.B.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı köye gitti. Evinin önünde yanında getirdiği tabancayı çıkartan Doğan B. başına dayadığı tabancayı ateşleyerek hayatına son verdi. Silah sesini duyanların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri Doğan Bey'in hayatını kaybettiğini gördü. Doğan Bey'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan Bey'in intihar etmeden önce "Buraya kadarmış. Çok güzel rol yaparım. Evet, yalanlarım da kalitelidir ama oyun bitti. Size iyi seyirler" yazdığı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Sosyal medyadan kendi hayatına kastetmeden önce fotoğraf paylaşıyor ve diyor ki evet yalanlarım da kalitelidir ama oyun bitti. Size iyi seyirler. Ya kardeşim ya, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz ya? Bu nedir ya? Bu nedir? Ne oldu? Neyi çözdün? Hadi. Bir şey yapıyorken hani bir şeyi çözmek için yaparsın, bir şey yaparken. Ne oldu? Neyi çözdün? Ne çözüldü? Kavuştun mu? Ne oldu kardeşim? Ne oldu? Böyle bir saçmalık olur mu ya? Şimdi değerli izleyicilerimiz bakın. Kadın erkek ilişkilerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi de biliyorsunuz aldatma, ihanet konuları. Televizyon programları falan var biliyorsunuz. Bununla ilgili çok konuşuluyor, ediliyor. Şimdi bir olay var. Bir kadın sevgilisiyle buluşuyor. Sevgilisinin bazı hareketlerinden şüpheleniyor ve acele ettiğini görüyor. Ayrılıyorlar daha sonra. O başka bir yere gidiyor. O başka bir yere gidiyormuş gibi yapıyor. Kadın adamı takip ediyor. Ve adamın bir otele gittiğini görüyor. Otele gidiyor. Adam anahtarı alıp yukarıya çıkınca kadın da arkasından geliyor. Ve resepsiyondaki görevliye şunu söylüyor. O adam kaç numaralı odada kaldı diyor. Kalıyor diyor. Anahtarı bana vereceksin diyor. Yedek anahtarını diyor. Veremem diyor. Ben izin almadan böyle bir şey yapamam diyor. Bu kişinin adı Adnan. Resepsiyondaki görevli Adnan'ı arıyor. Diyor ki burada sizinle görüşmek isteyen ve odaya çıkmak isteyen sizin sevgiliniz olduğunu söyleyen bir genç kadın var diyor. Diyor ki gönder onu. Gönder onu. Kadın gitmiyor. Ve diyor ki bana oda numarasını söyleyeceksin. Bas bas resepsiyonda bağırıyor bu kadın. Yok diyor, veremem diyor. Kadın da eğer diyor bu odaya beni çıkarmazsan diyor ben bu resepsiyonun ortası soyunacağım diyor. Adam diyor veremem diyor, numarasını da yedek anahtarı da veremem diyor. Çünkü müsaade etmiyor diyor. Adnan müsaade etmiyor diyor. Ve kadın başlıyor soyunmaya. Bas bas bağırıyor, otel müşterileri onlar bunlar bana diyor Adnan'ı getirin diyor. Ya Adnan buraya gelecek ya da ben odaya çıkacağım, yoksa diyor soyunmaya devam edeceğim diyor. Resepsiyondaki görevli ne yapacağını şaşırıyor. El ayağı birbirine giriyor. Karşısında kadın bas bas bağırarak soyunuyor. Adnan diyor, başka bir şey demiyor kadın. Ya kadına diyorlar ki o müşteriler yapma etme, vurmaya başlıyor onlara falan. Sonra polisi çağırıyor resepsiyondaki görevli ve otel görevlileri. Kadına diyorlar ki ne oldu? Diyorlar benim sevgilim işte böyle böyle beni aldatıyor. Odada yanında mutlaka başka bir kadın var. Adnan'ı bana getirin diyor karakolda da. Adnan diyor, başka bir şey demiyor. Sonra otel bu kadından şikayetçi oluyor. Ve kendisine de para cezası kesiliyor. Yapmış olduğu bu hareketlerden dolayı para cezası ve Asliye Hukuk Mahkemesi'nde, Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açılıyor. Değerli izleyicilerimiz, internetten alışveriş artık hayatımızın bir parçası oldu. İşte korona döneminde de bu alışverişler biliyorsunuz patladı. Patlamaya da devam ediyor. Şimdi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan omurilik hastası emekli memur Rıdvan Şirin beyefendinin başına öyle bir şey geliyor ki akıl alır gibi değil. İnternetten ceviz siparişi veriyor. Ceviz, bildiğimiz ceviz. 25 kiloyu 400 liraya satıyorlar diye bu bir yapılan reklamdan etkileniyor. İnternette görüyor bu reklamı. 25 kilo 400 lira. Sonra parayı yatırıyor. Kargo geliyor. Bir çuval gibi bir şey geliyor. Ceviz bekliyor Rıdvan Bey. Ama ne geliyor? Tahmin edin bakalım. Bir açıyor çuvalı. Çürük kestane ve çakıl taşı geliyor. Çürük kestane ve çakıl taşı. Sonra kendisinin sipariş vermiş olduğu telefon numarasını arıyor. Kapı duvar. Önce diyorlar bir yanlışlık oldu. Hemen gönderiyoruz diyorlar. Yanlışlık nasıl olmuşsa. Yani çakıl taşı koymuşlar şeye, çuvalın içerisine. Yanlışlık olmuş. Ne yapıyorsunuz yani şeyle cevizle çakıl taşı aynı yerde mi? Nasıl yani yanlışlık? Sonra telefonlara çıkmıyorlar. Muhatap yok. Şimdi bununla ilgili olarak polise ve savcılığa müracaat etmiş. Hakkını arayacakmış. Şimdi internetten alışverişin de bu tür sakıncaları yok mu var? Özellikle bu internet sitelerine girdiğinizde sağda solda bir sürü saçma sapan reklamlar çıkıyor. Bunların çoğu hokkabaz. Bu beyefendi bence ucuz atlatmış. Yoksa hani kredi kartını vesairesini kaptırsa gitmişti. Çok var değerli izleyicilerimiz. Sizlerden ricam şu. Siz olun. Çok dikkat edin. Ceviz alayım derken çakıl taşı yiyebilirsiniz. Geçmiş olsun diyoruz bu beyefendiye. Değerli izleyicilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri'nde akıl almaz bir olay var. Ben hayatımda yine böyle bir olay ne gördüm ne de duydum. Amerika Birleşik Devletleri'nde Rocky Dağları'na 2010 yılında milyarder Forrest Fenn tarafından saklanan ve içinde 1 milyon dolarlık altın ve değerli antika eşyaları dolu hazine sandığını bulan kişi ortaya çıktı. Adam Rocky Dağları'na bir tane hazine sandığı saklıyor. Fanteziye bak, milyarder. Oynuyor insanlarla. İçinde de 1 milyon dolarlık altın ve değerli antikalar var. Sonra koordinat vermiyor. Bir şiir yazıyor. Ve diyor ki bu şiirin içerisinde bu sandığın nerede olduğunu gösteren şifre var diyor. Bunu çözeceksiniz diyor. Bunu duyan herkes o dağa doğru gidiyor. Yıllarca arıyorlar, bulunmuyor. Ve değerli izleyicilerimiz, 10 yıl boyunca bununla ilgili bir netice alınmıyor. Ta ki bu yılın Ekim ayına kadar. Ekim ayında hazine sandığı bir kişi tarafından bulunuyor. Rocky Dağları'nın Wyoming bölgesinde bulunuyor. Ve değerli izleyicilerimiz, bu hazine sandığını Janet Staff adlı bir kişi buluyor. Bununla ilgili de milyarder de ölüyor bu arada. Onun torunu Forrest Old hazine avına adanmış bir web sitesinde Staff'ın, bulan kişinin hazine sandığını yıllarca aradığını ve nihayet bulduğunu da kamuoyuyla paylaşıyor değerli izleyicilerimiz. Ne demiş? Onu 2 yıl aradım ve bu yılın Ekim ayında buldum. 10 yıl önce sakladığı yerden aldım. Artık hazine sandığına sahibim diyor. Arkadaşlar ne fanteziler var. Adam ölmüş gitmiş ama kimin bulduğunu göremedi saklayan. 1 milyon dolar koca bir dağ. Adam ama bir şiir yazıyor. Ondaki şifreyi çözüyor. Ve 2 yıl aramanın ardından hazine sandığına ulaşıyor. İlginç.